Evet sevgili dostlar, sırada Marshall planı var dedik. Hocam nedir bu Marshall planı? Şimdi sevgili arkadaşlar, bakın 2. Dünya Savaşı'ndan Avrupalılar çok büyük bir yenilgi ile çıktılar. Daha doğrusu şöyle diyelim, ağır zayiatla çıktılar. E hocam bu savaşı İngiltere Fransa kazanmadı mı? Evet, bu savaşı İngiltere ve Fransa kazandı, doğrudur. Bu savaşı İngiltere ve Fransa kazandı ama savaş o kadar ağır zayiatlar verdi ki, o kadar ekonomik külfetler getirdi ki, İngiltere ve Fransa savaşı kazandı mı kazanmadı mı belli değil. Yani ekonomiler çökmüş. Sadece İngiltere'nin Fransa'nın değil, Avrupa'da, Avrupa kıtasında doğru dürüst ekonomisi olan ülke kalmamış. Hepsinde ekonomi dibe vurmuş. Şimdi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yükselen değer kimdi? Biri Amerika'ydı, biri Sovyetler Birliği'ydi. Yani İngiltere ve Fransa, özellikle İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri'ne dedi ki, arkadaş bak Avrupa kıtası açlıktan kırılıyor. Yani hakikaten de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa kıtası hakikaten de açlıktan kırılıyordu. E şimdi öbür tarafta da Sovyetler Birliği var. Ne yapıyor Sovyetler Birliği? Fırsatı değerlendiriyor. Hangi ülke açlıkla kırılıyorsa o ülkede ne yapıyor? Komünizmi bir umut olarak yayıyor. Ve oralarda bir komünist heyecan başlıyor. Ve domino devrimlerin meydana gelmesine yol açıyor. Bulgaristan'da, Polonya'da, Çekoslovakya'da, Macaristan'da. Evet, devrimler nasıl oldu? İşte halkın açlıktan kırılması üzerine oldu. Halk fakir. Halkın yiyecek ekmeği yok. Bunun üzerine halk komünizme sempatiyle bakıyor. Ve buralarda halk devrimleriyle komünizm geliyor. İşte İngiltere dedi ki arkadaş, yani Amerika'ya diyor, arkadaş bak eğer Avrupa kıtası bu şekilde aç kalırsa, bu şekilde perişan olursa, bu Sovyetler Birliği bu fakirliği ne yapacak? Kullanacak. Ve Doğu blokunda olduğu gibi Batı blokundaki ülkelerde de, Batı Avrupa ülkelerinde de komünizmi yayacak. Bunun tedbirini alacaksın diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden yani para istiyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri elini cebine atacak diyor. Avrupa'daki bu ekonomik çöküntüye dur diyecek diyor. Yani Avrupa'ya yardım etsin diyor. Şimdi bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri de bakıyor ki evet hakikaten durum bu şekilde. Eğer Avrupa ekonomileri düzelmezse Avrupa'ya komünizm yayılacak. Komünizm gelecek. Bu gösteriyor, bu durum bağırıyor yani. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri ne yapıyor? 15 milyar dolar yardım ediyor Avrupa kıtasına. Şimdi 15 milyar doları Avrupa kıtasına gönderiyor. Fakat Avrupalı devletler bu parayı tabiri caizse har vurup harman savuruyorlar. İşte bütçe açıklarını kapatmaya çalışıyorlar, memur maaşlarını ödemeye çalışıyorlar, oraya buraya harcıyorlar, fuzuli yere harcıyorlar. Velhasılı kelam, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'ya göndermiş olduğu bu 15 milyar dolar buhar olup gidiyor arkadaşlar. Fakat Avrupa kıtası hala açlıktan kırılmaya devam ediyor. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri yeni bir karar alıyor. Diyor ki Avrupalı devletlere, arkadaş bakın ben 15 milyar doları size gönderdim. Siz har vurup harman savurdunuz. Bu böyle olacak gibi değil. Ne olacak? Siz Batı Avrupa ülkeleri bir araya geleceksiniz. Kendi ihtiyaçlarınızı kendiniz, kendi sıkıntılarınızı kendiniz gidereceksiniz. Yani bir işbirliği kuracaksınız. İşte bu ne? Bunu nerede diyor? Yani Avrupa bunu bu şekilde diyor. Hani kendi sıkıntılarınızı kendiniz giderin diyor. Ben de arada bir boşluk çıkarsa, hani arada bir gider kaybolursa, o gideri de ben karşılayacağım diyor. Bunun üzerine bu Avrupalı devletler ne yapıyorlar? Avrupa Ekonomik Kalkınma Programı'nı uyguluyorlar.
Yani kendi sıkıntılarımızı kendimiz gidereceğiz. Arada bir açık olursa bunu da Amerika giderecek. Amerika aradaki açığı nasıl giderecek? İşte 3 Nisan 1948'de Amerika Birleşik Devletleri'de dış yardım kanununu çıkartıyor. Bunun üzerine, yani Amerika'nın dış yardım kanunu çıkarması üzerine, ki 6 milyar dolardır bu, Avrupalı devletler 16 Nisan 1948'de Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı'nı kuruyorlar arkadaşlar.